şehir merkezine gitmek için sanırım otobüse bineceğiz. Ona bakıyoruz. Hava güneşli. Çok soğuk değil. Güzel. Spor kontrolden de çok kolay geçtik. Umuyoruz ki otobüsümüz bu. Bakalım, yanaşmaya başladı. Lufthansa Express. Evet, otobüsümüze bindik. Lufthansa Express'e direkt Münih'e gidiyoruz. Adam başı 10-50 euro verdik. Taksiye ne kadar tutuyordu bilmiyorum. 40 dakika sürecekmiş bakalım. Hazırmış. Otelimize geldik şimdi. Şimdi size odamızı gösterelim. Bayağı aydınlık ve güzel. Manzaramıza da bakalım. Yani çok bir manzara yok ama en azından aydınlık ve her yerin cam olması çok güzel. Yatağın başucuna böyle bir panel koymuşlar. Buradan örneğin banyonun ışığını yakabiliyorum. Sonra kapatabiliyorum. Masayı yakabiliyorum. Yani odamız o kadar büyük değil ama yine de güzel olmuş bence. Otelimiz tam Christmas Market'in ortasında bulunuyor. O yüzden yerinden bayağı memnunuz. Şimdi yiyecek bir şeyler bulacağız kendimize. Ben biraz hasta olduğum için biraz dinlenmiştik. Şimdi tekrar çıktık bakalım. Her yer çok renkli ve eğlenceli gözüküyor. Bu sefer de nerede ne yiyeceğimize karar veremedik. Ama büyük ihtimalle sosis yiyeceğiz gibi gözüküyor. Mark. Aşırı mutlu gözüküyorsun. İnanılmaz güzel. Ben maalesef bu kadar çok domuz sevmediğim için benim için çok eğlenceli değil şu anda. Pardon. Bakalım ben ne yiyeceğim. Afiyet olsun. Şimdi yemek yeme sırası bende. Tabii ki her zaman gibi kafamdan büyük bir sandviç var elimde. Yedelim biraz. Şimdi Münih'in pahalı markaların olduğu caddesine geldik. Ama sanırım buradan alışveriş yapmayacağız. Böyle bir turistik gezi yapıp sonra geri dönmeyi düşünüyoruz. Çünkü arkadaki izin vermiyor. Thank you.
dün gece bayağı erken yattık. O yüzden de erken kalktık. Şimdi kahvaltıya doğru ilerliyoruz. Ama bugün iyileşmiş gibiyim. O yüzden daha enerjik geçeceğini düşünüyorum. Kahvaltımızı ettik. Şimdi tekrar dışarı çıktık. Kahvaltı güzeldi ama kahvaltı salonunu beğenmedik. Özellikle Mark Bey hiç beğenmedi. Çok mutsuz oldu. Bugün biraz yağmur yağıyor. Azıcık daha soğuk gibi. Ama olsun. Şimdilik biraz yürüyeceğiz. Sonra arkadaşımıza buluşacağız. Bizim otelimiz hemen bu meydanın öbür tarafında. Zaten burası da sanırım normalde pazarların kurulduğu bir meydan. Şimdi böyle yarı Christmas market, yarı market gibi diyebilirim. Bayağı merkezi. Marienplatz'ın oradaki Christmas Market'a çıktık şimdi. Bugün yağmurlu ve biraz daha karanlık olması sayesinde ışıkları daha iyi görüyoruz. Bir tek öyle bir avantajı var. Çok kalabalıklaşmadan bir tur atalım dedik. Evet, Christmas marketlerin olmazsa olmazı sıcak şarap içmeye geldik tabii ki. Mark Bey, sıcak şarabınız nasıl? Allah'ım, şimdi bir dakika. Sıcak şarap test ediliyor. Gerçekten çok güzel. Prost. Cheers efendim. Ne? Prost. Prost. Pekala, cheers. Anlaşıldı. Ayşe ile buluştuk. Ayşe kaç senedir Münih'tesin? 40. 40 senedir Münih'teyim. 40 senedir Münih'te olduğu için bayağı iyi bir rehberimiz var şu anda. Bir küçük alışveriş merkezine giriyoruz. Söyle bakayım ne demiştin? Almanya'da alışveriş merkezi. Fırf alışveriş merkezleri yüksek değil. Kameraya bak. Kameraya mı bakmam gerekiyor? Merhabalar arkadaşlar. Meşhursun. Çok meşhurum, bildiğiniz gibi değil. Yağmurlu pis bir hava ama şimdi olsun. Bir alışveriş merkezinde gezerek size bu güzel alışveriş merkezini göstereyim. Evet efendim. Şimdi buraya bakacağız. Sonra tekrar sizinle yayında olacağız. Sonra Ayşe bizi çok şık bir alışveriş merkezine getirdi. Şimdi burada bir küçük kahve molası vereceğiz. What do you want to drink? Ben bir şey istemiyorum. Resim çekmiyorum, video çekiyorum. Seni bir mini tur rehberi olarak kullanıyorum şu anda. Pahalıyım dedim ama. Pahalı mısındır? En pahalı rehber. Değil biraz İngilizce, Almanca, Türkçe. Daha ne olsun? Türkçe. Biraz fazla İsveççem de var. İsveççe yok. İsveççe'ye bayır gerek yok artık bilirim, ya. İşte bilirim. O ne? Buranın aksanı. Ha. Rezalet. Cahilliğimiz ortaya çıktı şu anda. Yaşasın kahveler geldi. Şimdi neydi? Literatur House. Literatur House. Söyle bakayım neydi burası? Buraya kitap imzalamak için Orhan Pamuk, Zülfü Livaneli ve Ümit Ahmet gelmiştir. Ahmet Ümit. Burada hep soyadı daha önce söyledi. Hem restoranmış hem de hem böyle... Hem restoran hem sergi vardır. Çok güzel hem de, ya. Evet güzeldir. Çok hoştu. Şöyle göstereceğim. Şu arkamdaki bina.
Şimdi Ayşe bizi en eski kahveciye götürecekmiş. Oradan bir orta çağ Christmas market'a gideceğiz. Sonra da inşallah yemek yiyeceğiz. Münih'in en eski kahvesine gelmiş bulunuyoruz şu anda. Piyano falan çalıyor. İnanılmaz. Bu aynı dükkanın pastane kısmı şimdi burası. Ay, fantastik ötesi gerçekten. Şimdi bir middle age'den kalma böyle Christmas market gibi bir şeye geldik. Daha çok böyle lokal yemeklerin falan olduğu. Şu anda bir sosisçiye geldik mesela. Eski orta çağda pişirdikleri gibi pişiriyorlar. Senin adam kaçtı galiba. O kendi de başka bir sosisçi bulmuştur kesin. Akşam da burada müzik oluyormuş. Bu arada bayağı böyle buradaki insanlar eski zaman giysileriyle dolaşan görevliler mi diyeyim artık, çalışanlar mı diyeyim. Allah çok fazla ya. Çok kötü. Şarap falan içer misin? Çok güzel bir restorana geldik şimdi. Bu lokantanın ismi neydi Ayşe? Spaten. Spaten efendim. Eski bir lokantadır. Evet. Çünkü Alman yemekleri yemeye geldik. O ikisi domuz yiyecekler. Ben şinsel yiyeceğim efendim. Donut. Kırmızı şarap içeceğiz. Şarabı Fransız şarabını tercih ettik. Almanlar pek şarap konusunda meşhur değiller. Meşhurlar mı? Beyaz şarap. Cehaletim ortaya çıktı adeta. Ha doğru, onun Alman olduğunu düşünmemiştim. Kesin çok meşhurdur ama çok yani. Kesin çok. Sen ne içiyorsun? Ben kırmızı içiyorum. Ben tabii ki. When in Rome, do as the Romans. When in Munich, drink like the Munchans. Beer. Nedir ama ne, ne birası? I'm going to drink beer today. I don't know. I haven't checked the menu. Ve bir anda İngilizceye bağlamıştı. My guide is... pardon. Pardon. Excuse me. Bir içeceğim tabii ki. Anlaşıldı ama efendim. Ama ne bir içeceğimi daha karar vermedim. Bakacağım. Tamam, birazdan göreceğiz. Yarım. Bir ucunu ver. Ucunu kopar. Kopar bir ucunu. Michael Jackson anıtı oluyor ve şehir de bozmuyor bu anıtı. Bu böyle devam ediyor yani onca öyle zamandan sonra. Herkes geliyor, mumlar yakıyor, bir şeyler koyuyor, çiçekler de bak Noel dekorasyonu. Evet evet, Christmas süsü yapmışlar bu sefer de. Bayağı enteresan. Öğle yemeğimiz bittikten sonra şimdi tekrar yürüyüşe geçtik. Şimdi neredeyiz? Eski botanik bahçesindeyiz. Burası da eski mahkeme binası sol taraf. Şurası eski mahkeme binasıymış. Şimdi burada Apple Strudel bulacağımızı düşünüyoruz. Eyvah, çekecekmişim. Sıcacık, çok güzel bir yer.
Yine apple strudel bulunamadı burada da ama onun yerine şöylesi meyveli bir tatlı bulduk. Bu tatlının adını biliyor muyuz? Bilmiyorum. Bu tatlının adını bilmiyormuşuz efendim. Şimdi de çay gelecek. Yorgunluk çayı içeceğiz. I'm writing Christmas postcards. Otelde check-out'umuzu yaptık. Birazdan kahvaltı yeri bulacağız. Pazar günü olduğu için genelde her yer kapalı olacakmış, bütün dükkanlar falan. Ama Christmas marketler açık olur dediler. Bakalım, yani bugün herhalde kahve, tatlı, yemek şeklinde böyle bir öğleden sonra saat 3'e kadar falan vaktimiz var. Şimdi de saat sanırım 9.30 arası gibi. Durum böyle. Görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi otelin önündeki pazar da bugün kapalı gözüküyor. Bakalım açık nerelerini bulacağız. Kahvaltımızı yapmaya meşhur Richard kafelerine geldik. Benim kahvaltım, şöyle göstereyim, Richard Classic. Bu da tabii ki Mark'ın bacon'lı kahvaltısı. Durum budur. Manzaramız da bayağı güzel. Sonunda ilk Christmas market alışverişimizi yaptık. Ağacımıza bir takım küçük süsler aldık. Şu arkamdaki standdan. Mark da tabii ki parasını ödüyor şimdi. Tekrardan rezidansa geldik. Geçen gün çok kalabalıktı. Şimdi pazar sabahı biraz daha boş gözüküyor. Bakalım nasıl olacak. Şimdi biraz önce içinde Christmas Market'ı gezdiğimiz rezidansın müzesi var. O müzenin bahçe kısmına geldik. Böyle küçük avlu gibi bir yer. Çok tatlı. Böyle çok romantik bir bahçe. İçinde çok güzel heykelcikler var. Şimdi onları çekeceğim biraz sizin için.